Hoş geldiniz. Bugün bazlama pizza mukbang yapıyoruz. Önce hem kendim hazırlamak sonra da kendim yemek istedim. Yani hazırlama sürecini de göstermek istedim. Burada gördüğünüz gibi bazlamam burada. Malzemelerimi de hemen oraya hazırladım. Biraz sonra birlikte yapacağız ve daha sonra yiyeceğiz. Bazlama pizza gerçekten çok lezzetli, çok güzel ve benim çok sevdiğim bir şey. Bu arada benim annem Kızılcahamamlı ve Kızılcahamam'ın daha doğrusu bazlaması meşhur ve orada çok güzel yapıyorlar, mükemmel yapıyorlar. Anneannem de çok güzel yapar hatta. O yüzden küçüklüğümden beri, yani ondan dolayımdır bilmiyorum, bazlamayı çok severim. Bazlamayla yapılan her şeyi de çok severim. Yani sadece böyle ısıtıp yağlamayı ya da işte bazlamadan tost yapmayı, bazlamadan pizza yapmayı, yani bazlamanın her türlü çeşidini çok fazla severim. Bazlama pizzayı çok sık yapmıyorum ama aşırı çok seviyorum ve hani hamurunu hazırlamanızdansa bu şekilde yapmanız hem ondan çok daha lezzetli olduğunu düşünüyorum. Yani benim bazlamaya olan düşkünlüğümdendir bilmiyorum ama hem daha lezzetli olduğunu düşünüyorum hem de çok pratik. Şu an Ankara'da olmadığım için Kızılcahamam bazlaması kullanamıyorum ama gittim ben de A101'in bazlamasını aldım. Onunla yapacağım bu seferlik. Öyle idare edeceğiz. Hemen şöyle açıyorum. Ve bir tane bazlamadan iki tane pizza elde edebiliyorsunuz. Çünkü ortadan ikiye keseceğiz. Pizza biliyorsunuz bir sürü çeşidi var ve kendi kafanıza göre istediğiniz malzemeler nelerse onlarla hazırlayabilirsiniz. Ben karışık pizza yapacağım ve temel malzemeleri kullanacağım. İşte domates koyacağım, mısır koyacağım, sucuk koyacağım. O tarz şeylerle yapacağım ama işte içine çeşitli sevdiğiniz yeşilliklerden koyabilirsiniz. Peynirli yapabilirsiniz. Sevdiğiniz yağ malzemeleri ekleyebilirsiniz. Mesela ben zeytin koymayı düşünüyorum çünkü zeytin hiç yemiyorum. Böyle çok nadir, yılda bir kere falan böyle bir anda bir canım çekiyor. Birkaç tane yiyorum. Onun dışında zeytin pek yiyemiyorum. O yüzden zeytin eklemeyeceğim. Evet, poşetimi çıkardım konuşurken. Şimdi kameranın yerini değiştireyim hemen. Orada malzemelerim hazır zaten. İkiye böleyim ve nasıl hazırladığımı göstereyim. Fırına atayım, pişsin gelsin. Ondan sonra sohbetimizle birlikte bazlamamızı da yiyelim. Öncelikle ilk adım olarak bu şekilde bazlamayı ortadan ikiye keseceğiz ve ayıracağız. Bu şekilde iki tane pizza tabanı elde ediyoruz. İlk olarak üstüne salçalı sosumdan dökeceğim. Bunu zeytinyağı ve salçayla hazırladım. Yaklaşık 3 yemek kaşığı zeytinyağı ve göz kararı olarak da 1-2 yemek kaşığı bu şekilde salça koydum. Bunu istediğinize göre artırıp azaltabilirsiniz. Bu şekilde her tarafını sosumuzla bu şekilde ıslatıyoruz. Aynı şeyi diğerine de yapıyorum. İkinci adım olarak da şöyle biraz rendelediğim kaşar peynirlerinden serpiştiriyorum. Tamamını dökmeyeceğim çünkü diğer malzemeleri koyduktan sonra bir kat daha kaşar peyniri yapacağım. O yüzden bu kadar yeterli. İkincisine de aynı şekilde eşit dağıtarak bu şekilde kaşar peynirlerimi döktüm. Şimdi diğer malzemeye geliyoruz. Sucukları koyalım. Sucukları da yine aynı şekilde böyle rastgele olarak dağıtıyorum, paylaştırıyorum. Diğer malzememize geçelim. Domates koyacağım. Domatesleri de bu şekilde dilimledim. Ara ara yine bunları da bu şekilde koyuyorum. Daha sonra dolaptan çıkardığım, daha önceden aldığım dondurulmuş mısırlarım vardı. Ben pizzaya mısırı çok yakıştırıyorum. O yüzden bu şekilde mısırlarımdan da ekliyorum. Hemen diğerine de böyle dökeyim. Benim için malzemeler bu kadar yeterli. Ben bu şekilde olmasını seviyorum. Başka ekleyeceğim hiçbir malzemem yok. O yüzden en üst katını artık yapabilirim. Tekrar kaşar peyniri döküyorum. Burada özellikle sos sürerken de, kaşar peynirini dökerken de özellikle kenarlarına gelmesine dikkat edelim. Yoksa kenarları daha kuru kalabilir. Bunun olmaması adına kenarlarını da sosumuzdan da kaşar peynirimizden de eşit bir şekilde gelmesine dikkat ediyoruz. Gördüğünüz gibi çok hızlı bir şekilde hazırladım. Hiçbir zorluğu yok ve tadının mükemmel olacağına emin olabilirsiniz. Zaten şimdiden görüntüsü de harika oldu. O zaman şimdi önceden fırınımı 180 derece ayarlıyorum. Birkaç dakika fırınımı ısıtıyorum. Ondan sonra pizzalarımı koyacağım.
Süre olarak şimdilik bir şey demiyorum. Gözlemleyerek fırınınızın ölçüsüne göre yaparsanız daha iyi olur. Evet, ben geldim. Pizzam artık pişti. Fırından çıkardım biraz önce. Gördüğünüz gibi gerçek bir pizza gibi değil mi yani? Hatta gerçeğinin de çok daha güzeli. Kaşar peynirleri çok güzeldi, görüyorsunuz. Üstündeki malzemeler çok güzel pişti. Şimdi artık yeme zamanı geldi. Bu arada kaç dakika piştiğiyle alakalı ne söyleyeyim? Çok hızlı bir şekilde pişti. 5 dakika 7 dakika arası bir şey. O yüzden fırınıza sürekli gidip gidip bakarsınız. Hadi yanmayı önlersiniz en azından. O zaman şimdi yeme kısmına geçelim. Bu arada bardağı alırken size sormaya karar verdim. Biz bu konuyu arkadaşımla biraz tartışıyoruz ve sizden de bu konuyla ilgili yorum istiyorum. Şimdi şu bardağın üzerindeki desene bakabilir misiniz lütfen? Ben derim ki bu bardağın üzerindeki desen başak deseni. Arkadaşım da sürekli zeytin dalının deseni olduğunu söylüyor. Bu konuyla ilgili çok tartışıyoruz. Bir şekilde karar veremedik. Sizce nasıl görünüyor? Bununla ilgili sizin yorumlarınızı istiyorum. Evet, şimdi pizzamı yemeye geçebilirim. Zaten daha yeni çıktığı için çok fazla sıcak. Biraz daha pizzam gözüksün. Daha kamerayı aşağıya alayım. Evet, tamam. Şu an gayet güzel. Benim şuradan biraz kırpıldı ama olsun. Pizzam gözüksün. Ben gözükmesem de olur. Bu arada sonunda bir üstündekini giydiğim için çok mutluyum. Kıyafetlerim arasında en sevdiğim, niyeyse bu çok hoşuma gidiyor. Böyle düşük şeyler giymeyi çok seviyorum. Hoşuma gidiyor. Özellikle yazın çok hoşuma gidiyor. Yeniden bunu giyebildiğim için mutluyum. Aa, bu arada söylemeyi unuttum. Gerçekten kusura bakmayın. Bu videoyu ne zaman yüklerim ve siz ne zaman izlersiniz bilmiyorum. Ama bugün bayramın birinci günü. O yüzden hepinizin bayramını kutluyorum. Hepinize iyi bayramlar diliyorum. İnşallah bundan çok daha güzel bayramlar geçiririz. Bildiğiniz gibi dışarı çıkamıyoruz. Bu bayramı hepimiz evde geçiriyoruz. Bu da benim bayram için bir bayram yemeğim olsun. Umarım sevdiklerimizle geçirebileceğimiz bayramlar olur. Bugün niye bu kadar yanlış konuşuyorum bilmiyorum. Kafamda mı toparlayamadım ne olduysa. Evet. Şöyle ikiye ayırayım. Çatal bıçakla yemeyeceğim. Bayağı dalmayı düşünüyorum. Bunu biraz şöyle bir keseyim. Birkaç küçük parçaya ayırayım. Ay, yine kameranın dışına çıkardım. Birkaç parçaya kestikten sonra dalacağım. Ay, ketçap mayonez döksem mi acaba? Neyse, bu seferlik böyle olsun. Bu seferlik dökmeyeyim. Şöyle iki parçaya ayırdım. Bırakayım şunları. Ha, tamam, biraz daha yenebilecek kadar soğumuş en azından. Şu güzelliğe bakın ya, yapılmaz mı bu? Tam öğrenci evi yemeği, söyleyeyim mi size? Tam öğrenci evin için yani. Makarnadan çok daha pratik ve lezzetli. O zaman hadi başlayalım. Kesinlikle çok lezzetli olmuş. Biraz bir yiyeyim. Ondan sonra konuşuyoruz. Konuşmanın hiç acelesi yok. Pizza ve hamburger yerken hep zorlanmışımdır çünkü orada nasıl gözüküyor bilmiyorum ama küçük bir ağzım var ve bir şeyler yerken zorlanıyorum. Bir yerlerime bulaşıyor sürekli. Bir de kırmızı tonlarında sürdüğüm için tam bir işkence. Ellerime sağlık, harika yapmış. Umarım siz de yaparsınız. Özellikle yapmanızı çok istiyorum gerçekten. Yapıp bana da atarsanız, hatta yorumlarda yazarsanız çok sevinirim. Bu arada son videolarımda görmüşsünüzdür. Bu ara saçlarımı renkli boyamaya biraz takmış durumdayım. Öyle bir hevesim var bu ara. En son lila mor boyadım. Şu an hani lila mor boyası var. Çok belli oluyor mu bilmiyorum. Bunda küçük bir talihsizlik yaşadım. Saçlarımı ilk kez evde açtığım için normalde sarı tonlarına kadar açmam gerekiyordu ama karamelliğe kadar gelince ben biraz korktum. Hani saçlarım yıpranır mı, başına bir şey gelir mi, zarar görür mü diye korktum. Karamelken yıkadım. Ondan sonra lila mor boyayınca da biraz tuttu ama yani beklediğimden koyu oldu. O yüzden bir sonraki boyamamda saçlarımı iyice sarı tonlarına kadar açmayı düşünüyorum. Bu arada birkaç gün sonra yasak bittikten sonra gidip saçlarımı artık kestireceğim çünkü çok kötü oldular. Ondan sonra sarı tonlarına kadar açacağım ve bu sefer mavi boyayacağım.
İnşallah o videomu da izlersiniz. Şimdi haberini vereyim. Bakar mısınız ne kadar güzel? Ketçap mayonez dökmek sonradan aklıma geldi ama dökmesem de olur, o kadar problem değil. Bu arada siz bayramınızı nasıl geçiriyorsunuz onu da merak ediyorum. Benim gördüğünüz gibi bugün birinci günü, şu an böyle yemeğiyle içmeyle geçiriyorum. Bıraktıktan sonra tekrar şu an şeyi izliyorum. Doğru söyleyebilecek miyim acaba? Biraz da uzundu. How Away Murder. Arada bir iki kelimesi unuttum ama bence izliyorsanız siz anladınız. Bu ara onu izliyorum. Üçüncü sezonundayım şu an. Sekizinci bölümdeydim galiba. Bunu kapattıktan sonra onu izlemeye devam edeceğim. Bundan devam edeyim tam bu ucundan. Ucu çok güzel şu an. Kaşarları sarkıyor. Buralarda mısırlar dolu. En sevdiğim kısmı şu an. Kendim yemek yerken izlemek çok değişik bir şey ya. Ben artık bunu bırakayım. Daha fazla canınızı çektirmek istemiyorum. Videonun da çok uzamasını istemiyorum. Videomu izlediğiniz ve küçük kanalıma destek olduğunuz için hepinize kocaman öpücükler gönderiyorum ve hepinize teşekkür ediyorum. Lütfen kanalıma destek olmak amaçlı beğenirseniz, paylaşırsanız, yorum yaparsanız çok sevinirim. Çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki makbette görüşmek üzere. Ayrıca tavsiyelerinizi bekliyorum ve lütfen bardakla ilgili yorum bekliyorum. Ne desen olduğunu söyleyin. Hatta ona göre iddiaya bile girebilirim ama bir iki tane başak yorumu gelirse iddiaya girerim. Hiç riske almaya gerek yok. Neyse çok teşekkür ederim. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.